Sevgili dostlar merhaba. Bugün konumuzu siz belirlemediniz. Biz de belirlemedik. Bugünkü konumuzu CHP'li İzmir Belediye Başkanı belirledi. Cahile silah vermişler. Önce babasını vurmuş. Atalarımız ne güzel söylemiş. Cahili belediye başkanı yapmışlar. Kürsüye çıkmış. Cahil cahil konuşmuş. Sakallı Celal diye bir adam var. Osmanlı'nın son dönem felsefe alimlerinden, Cumhuriyet'in de ilk dönem felsefe alimlerinden. Diyor ki, cehalet ne güzel lan. Her şeyi biliyorsun. Cahil olunca bilmediğin hiçbir şey yok. Tertemiz. Her konuyu biliyorsun. Hiç ben bu konuyu bilmiyorum diyen bir cahil gördünüz mü? Cahiller her şeyi bilirler. İşte o cahillerden biri çıktı. Diyor ki tam 100 yıl evveldi. Böyle hatip bir biçimde. Tam 100 yıl evveldi. Bu ülkeyi yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydiler. Sarayda yaşayanlar kendi lüksleri için uğraşıyorlardı. 100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler. Gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. Bunun bir izahı yok. Biz İzmir'i kimlerden kurtardık Enes? Düşmandan. Düşman kim? Yunan. Yunan. Düşün ki İzmir'i Yunanlılardan kurtardığımızın yıl dönümünde, Yunan mezaliminden bir şehri kurtardığımızın yıl dönümünde o şehrin belediye başkanı Yunanlılarla alakalı tek laf etmiyor. Hiçbir cümlesinde Yunan kelimesi geçmiyor. Mezalim geçmiyor, katliam geçmiyor, işgal geçmiyor, tecavüzler geçmiyor. Sadece Osmanlı Sarayı'ndaki padişahın hıyaneti geçiyor. Ben bu program ve türevleri gibi programlarda konuşanların ardından gösterilen tepkilerden sonra belediye başkanının yaptığı konuşmadan değil, ona gösterilen olumlu tepkilerden sonra şunu anlıyorum Enes. Biz denize tam dökememişiz kardeşim. Yani denize dökmüşüz hikaye, biraz hikaye kalmış, dökememişiz. Türevleri kalmışlar burada. Türevleri şimdi de ortaya çıkıyorlar. İster İslamcı ol. Bu arada İslamcı diye bir kavram yoktur. Ben reddediyorum. Ben İslamcı değilim. Ben Müslümanım. İslamcı diye bir kavram yoktur. İster Müslüman ol, ister ateist ol. Bilgilendirmiyor. İster Atatürkçü ol, ister Atatürkçü olma. O da bilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey bu ülkeyi, bu tarihi, bu vatanı ne kadar sevdiğindir kardeşim. Bu kadar basit. Ben böyle düşünüyorum Enes. Ben abi Tunç Soyer'in yaptığını gerçekten çok yanlış buluyorum ya. Hani karşı taraf hasarlı ama sen... Vallahi bir şey söyleyeyim mi? AK Parti bunlara para veriyor diye düşünüyorum. İroni yapıyorum abi arada. Bunlara acaba para mı veriyor? AK Parti kendi reklamını bu kadar güzel yapamaz. Yapamaz, hakikaten yapamaz. Yani dese ki AK Parti CHP'li bir vekile Diyarbakır Kürdistan'ın bir bölgesidir diyeceksin. Erosta Diyarbakır hakikaten ve mütekameye Kürdistan'ı Türkiye'de. Yani bajarı kemeye mazana, bajarı kemeye tarihiyat, bajarı kemeye... Vallaha dememek. Ya ben görünce şok oldum abi onu ya. Ya dedim hani bunu nasıl yaparsın ya? Gerçekten çok büyük enteresan bir rezillik. Söylenilen her şey Gürsel Tekin'inden Tunç Soyer'ine kadar. Söylenilen her şey AK Parti'nin lehine. AK Parti'yi iktidarda tutmak için ancak bunlar yapılabilir. Yani CHP'nin görevi budur. Bu olsa gerek diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Ya ben katılıyorum sana abi, zaten CHP'nin başındaki adam da 20 yıldır Erdoğan devrilmesin diye yapmadığı şey kalmadı bildiğin. Dedi ki Kılıçdaroğlu bir gün geçtiğimiz yıllarda, enteresan bir adam ya. Böyle bir adam, bu bilgi birikimine sahip bir adam Türkiye'de SSK müdürlüğü yaptı ve Türkiye'de ana muhalefet genel başkanı yıllardır. Dedi ki Osmanlı'nın para basacak bankası var mıydı? Para basacak bankası. Osmanlı'da para basacak banka dahi yoktu. Bir bankaları yoktu para basacak dedi. Bunu söyleyen ekonomik anlamda SSK Genel Müdürü'ydü. Ben de çıktım o günlerde bir canlı yayına. Dedim ki Genel Başkan çok doğru söylüyor. Osmanlı'nın para basacak bankası yoktu. Çünkü paraları bankalar değil, darphaneler basar. Bankaların görevi para basmak değil, parayı çevirmek. Darphanenin görevi para basmak. Para basacak bankası
var mıydı cümlesinden para, ekonomi, dünyanın ve ülkenin döngüsünü hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğu ortaya çıkıyor. Biraz öyle, maalesef öyle. Bu gerçekten Kılıçdaroğlu'nun varlığı AK Parti için bir nimet kardeşim. Katılıyorum abi. Bizim için de büyük bir hezimet resmen. Gerçekten büyük bir nimet. AK Partililer isterler ki 60 yıl daha Kılıçdaroğlu başta kalsın. Sana soru. AK Partililerin Cumhurbaşkanı adayı kim? Büyük ihtimalle Erdoğan olacak. Daha doğrusu açıklandı galiba. İhtimal yok. Recep Tayyip Erdoğan. Peki AK Partililerin Tayyip Erdoğan'a rakip olarak görmek istediği aday kim? Kılıçdaroğlu olur. İnşallah olur. Ya Kılıçdaroğlu olsa abi ben kimsenin zannetmiyorum. Yani veren olur illaki ama hani yüzde örnek veriyorum 50-50 olacaksa %40'a 60 olur evet. Yani o. Kılıçdaroğlu aday olacak. Bütün AK Partililerin isteği budur. Bu arada benim de isteğim budur. Yani inşallah Kılıçdaroğlu aday olur. Ben öyle istiyorum. Tunç Soyer dedi ki gaflet, dalalet ve ihanet içinde saray. Şimdi kardeşim biz seninle yaptık. Atatürk Vahdettin ilişkisini yaptık. Anlaşılan o ki bir kere daha yapmamızı istiyorlar ki böyle konuşuyorlar. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a benim öğrencilik yıllarımda okuduğum gibi pusulası bozuk su alan bir taka ile kaçmadı. Sultan Vahidettin Han'ın onayı, izni, Mehmet Şevket Turgut Paşa denilen Harbiye Nazırı, Milli Savunma Bakanı Şevket Turgut Paşa'nın onayı, bütün generallerin, paşaların tasdikiyle bir devlet projesidir. Mustafa Kemal Paşa başarısı Osmanlı Devleti'nin bir projesidir. Tek başına bir komutan o kadar organize mümkün nasıl edebilecekti ki abi zaten? Mümkün değil. Yani maddi anlamda eksik. Evet. Tanınmıyor sonuçta Mustafa Kemal Paşa o zaman. Şimdi Atatürk tabii ki ülkenin en büyük lideri tarihteki ama o zaman böyle bir adam değil, sıradan bir komutan da o evet, zaman. O kadar ki, o kadar sıradan bir komutan ki kardeşim, Erzurum Kongresi'ne söylediği tarihten 2 gün önce geliyor. Erzurum'a giriş yolunda, ben hiç Erzurum'a karayolla gitmedim, hep uçakta gittim. Ben çok gittim ama hep uçakta gittim. Karayoluyla girişte ve tepede böyle yol kenarında bir tepelik varmış, bir kaya varmış. Kayanın üzerinde 3-4 tane amcanın şöyle baktığını görmüş. İleriye bakıyorlar. Arabadan inmiş, yanlarına gitmiş, demiş ki ne yapıyorsunuz siz? Demişler ki Mustafa Kemal Paşa'yı bekliyoruz. Gördün mü Mustafa Kemal Paşa'yı? Yani gördüğün zaman tanır mısın? Demiş Mustafa Kemal Paşa. Demişler ki onu kim tanımaz yahu? Adamın 2,5 metre boyu var. O dev gibi, onu herkes tanır. Mustafa Kemal'in boyu 1,67 idi. 1,67'lik bir adama 2,5 metre. Çünkü niye biliyor musun? Bir, tanınmıyor. İki, dev gibi bir CV'si var adamın. Bunu anca böyle çok iri, çok kuvvetli bir adam yapabilir. Hayatındaki bu kadar kahramanlığı ancak o yapabilir. 1,67 onu yakıştıramıyorlar. Abi dünyanın en başarılı komutanları hep kısa oluyor zaten. Yani Napolyon da, Hitler de öyle. Stalin de kısa. Kısa adamlar yapıyorlar bu işleri. Mustafa Kemal Paşa'nın önünü her defasında açan bir lider var. O da Sultan Vahidettin Han. Uzun uzun bir programda yaparız. Ancak Tunç Soyer daha sonra çıktığı bir televizyon projesi, Halk TV, ya televizyon ne? Halk TV'ye çıktı ve dedi ki Mustafa Kemal Paşa nutukta soysuzlaşmış Vahdettin diyor. Ben dedi ilhamımı nutuktan alıyorum. Yalan söylüyor ya. Nutukta gaflet, delalet ve hatta ihanet kelimeleri geçmiyor. Gençliğe hitabe diye bir şey var, bilir misin? Bilirim. Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza müdafaa etmektir diye başlar ya. Orada diyor ki ülkeyi idare edenler gaflet, delalet ve hatta ihanet içinde olabilirler. Bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen cumhuriyeti korumaktır. Ülkeyi idare edenler bu durumdadır demiyor. Bu durumda olurlarsa diyor, gelecekle alakalı bir şey. Yani ben ilhamımı oradan aldım derken yalan söylüyor, iftira atıyor Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal nutukta böyle söylemiyor. Gençliğe hitabede sonraki iktidarlardan bahsederek diyor ki gençliğe, senin misyonun böyle bile olsa senin görevin ne? Cumhuriyeti korumaktır diyor. Bu kadar basit. Madem nutuk doğru, yani nutuğu biz referans alıyoruz. Diyor ki nutukta, beni İstanbul'da istemeyenler, benim varlığımı burada tehlike olarak görenler, nasıl beni bir görevle İstanbul'dan zorla Anadolu'ya gönderdiler biliyorsunuz diyor. Nef-i teb'id kelimesi geçiyor. Nef-ü tebiit. Nasıl beni zorla gönderdiler bilirsiniz diyor. Gitmek istemiyor muydu? Mustafa Kemal gitmek istemiyordu Samsun'a. Ben demiyorum. Nutuk diyor. Nef-ü tebiit. Zorla gönderilmek. Beni buradan zorla gönderdiler diyor. Tunç Efendi, bunu da kullansana. Madem nutuk bizim kaynağımız. Tunç Soyer ve türevlerine diyorum ki karanlığa küfretmeyelim ya.
ayıptır. Konfüçyüs'ün dediği gibi karanlığa küfretmeyelim, bir mum yakalım. Tunç Soyer ve onun gibi düşünenler. İnkılap tarihi alanı doktora yaptım. Atatürk'ü biraz bilirim. Size hiçbir ücret istemeksizin. Cumhuriyet tarihi, Kurtuluş Savaşı tarihi, Birinci Dünya Savaşı tarihi, Atatürk ve Sultan Vahidettin ilişkisi hakkında size ders verebilirim. Vallahi hocalık parası da istemeyeceğim. Bu da benim ilmimin sadakası olsun. İstediğiniz zaman, istediğiniz yere gelirim. Sizinle tarih çalışmak istiyorum. Bak mum yakıyorum. Hep eleştirecek miyiz? Biraz da mum yakalım. Çağırın beni. Size öğrendiğim bütün bilgileri vereyim. Üstelik para pul da istemiyorum. Ben böyle düşünüyorum dostlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin bu konudaki düşünceleriniz nedir? Yorum yazın. Beraber bunu tartışalım. Bu arada ben soru sordum, hala cevabını almadınız diyen varsa, daha yeniyiz ya dostlar. Biraz biriksin. Doğru mu Enes? Doğru. Soru cevap yaptığımızda. Evet. 1-2 ay sonra inşallah başlayacağız soru cevaplara. Hiçbir soru zayi olmuyor. Doğru mu? Tabii. Bütün soruların cevaplarını inşallah biz bildiğimiz kadarıyla burada konuşacağız. Dostlar bizi izlemeye, bizim arkamızda olmaya, yanımızda olmaya, bize varlığınızla cesaret vermeye devam edin. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.